Karadeniz sevdalıları. Karadenizliyim diye övünüyorsunuz. Memleketinize en son ne zaman gittiniz? Hayden memleketi. Çocuklarınızı sağlığınızda doğduğunuz köylere götürürseniz, yıllar sonra bayramlarda mezarınızı ziyarete gelir. Hayden memlekete! Bülbül, altın kafesinde memleketini özlemiş. Siz altın kafesinizi özlemediniz mi? Hayden memlekete! Karadeniz sevdalıları, Karadenizliyim diye övünüyorsunuz. Memleketinize en son ne zaman gittiniz? Hayden memlekete. Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Giresun ili, doğusunda Trabzon ve Gümüşhane, batısında Ordu, güneyinde Sivas ve Erzincan, güneybatısında yine Sivas illeriyle komşu olup, Kuzey Karadeniz'le kuşatılmıştır. Giresun ili, 6.934 km² yüz ölçümüyle, ülke topraklarının 8.5%'unu kaplamaktadır. 1997 il nüfusu, 471.876 olup, nüfus yoğunluğu kıyı şeridinde il ortalamasının üzerindeyken, bu oran kıyı şeridinden iç kesimlere doğru gidildikçe belirgin bir şekilde il ortalamasının altına düşmektedir. İl merkezi, Aksu ve Batlama vadileri arasında denize doğru uzanan bir yarımada üzerine kurulmuş olup, bu yarımadanın doğusunda ve 2 kilometre açığında Doğu Karadeniz'in tek adası olan Giresun Adası bulunmaktadır. Ekonomisi, fındık üretimi, ticareti, balıkçılık, tarım ve hayvancılığa dayalıdır. İlin ekilebilen alanları kısıtlı olduğundan, kıyıda yaşayanlar fındık yetiştiriciliği ve balıkçılıkla, iç kesimlerde yaşayanlar da tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Fındık, mısır, buğday, patates, arpa, elma, armut, kiraz, incir, üzüm, ceviz, sebze ve az miktarda da çay, turunçgiller ve şeker pancarı üretimi yapılmaktadır. İlin iç kesimlerinde yaşayan halk, kıyı kesimlerine inerek fındık toplama işinde çalışırlar. Yaylalarda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır.
genelinde az yer kaplayan ovaların büyük bölümü kıyı kesiminde toplanmıştır. Giresun ve çevresi zengin tarım alanlarına sahiptir. Özellikle kiraz, fındık ve ceviz, ayrıca hayvan derisi ve kereste yaygındır. Giresun, 1960'larda inşa edilen limanı ile birlikte önemli bir liman şehri olmuştur. Giresun'un yer aldığı Doğu Karadeniz bölgesi, ülkenin en çok yağış alan bölgesidir. İklim özellikleri ve doğal bitki örtüsü bakımından Giresun'un kuzey ve güney kısımları birbirinden farklılık gösterir. Ilıman iklimin hakim olduğu ilde yazlar genellikle orta sıcaklıkta, kışlarsa ılık geçer. Yaylacılık, Giresun'da turizmsel bir hareketlilik olarak tanımlanabilir. Giresun'da Kümbet, Bektaş ve Kulakkaya yaylaları Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi olarak ilan edilmiş olan yaylalardandır.